Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Age of History 2'de Makedonya Cumhuriyeti olarak serimize devam ediyoruz. En sonuncu bölüm Rusya her yere saldırmıştı. Bir tur atlayalım bakalım. Rusya herhalde İran'ın bütün topraklarında ama yok alamamış. Rusya Hindistan'la savaşta diyor. Ha, barışmışlar ama niye bu topraklar böyle gözüküyor? İşgal olarak gözüküyor. Mesela bak burada aldı. Neyse değişik. Burada bir Çinlistan'la savaşı var Rusya'nın. Ha, ben şimdi konuya girmedim. Bugün final bölümü olacak. Bugün yapacaklarım çok basit. Macaristan ve Makedonya'yı topraklarımıza katacağız. Ondan dolayı direkt final yapacağız yani. Şimdi 500 binlik devasa bir ordu basalım bakalım. Ve onları topraklarımıza katalım. Bu bölümden sonra büyük ihtimal yeni bir seriye başlarız. O seriye de size kısa zamanda başlarız yani. Ordu basacağız çok fazla. Hepsini şuraya çekin. Evet, bayağı bir çekiyoruz. Şu toprakları yeni aldık. 12 bin ordu mu? Abi sadece bu topraktan 12 bin ordu mu çıktı? Harbi o kadar çıkabiliyor mu? Ha, az önce tek topraktan bizim ordu sayımızın neredeyse birkaç katını çıkardık da ondan dedim. Abi bu topraklar ne kadar değerliymiş ya Romanya. Ama tek kan kırısı da değerli değildir ya. Onlar şey yapmıştır. Geliştirmiştir toprakların değerini. Çünkü bu kadar çıkartamazsın. Evet şuradan şöyle bir ordu basalım. Bu orduları da hepsini getirelim bakalım. Romanya topraklarından basacağım. Hem nüfusu fazla. Hem final bölümü bir şey olmaz. Hem de kendi topraklarımızın nüfusu azalmasın. Ondan dolayı Romanya topraklarından basacağım. Nereye gittik ya biz? Heh. Evet. Şöyle ilerliyoruz. İlerliyoruz diyorum. Orduları getiriyoruz bakalım. 100 bin oldu bile. 30 binlik bir ordu neredeyse oldu. Şimdi hepsini bu Moldova sınırlarına gönderiyorum ve Moldova'yı da biz alacağız. Moldova'yı da fethedeceğiz. Bu arada buraya gelsin. Ben Moldova'ya savaşımı ilan ettim. Ve Moldova'nın topraklarına saldırılarımızı gerçekleştiriyoruz. Evet, kolay bir saldırıydı. Çok kolay bir şekilde aldık Moldova'yı da. Topraklarımıza kattık. Evet. Şimdi gidiyoruz ve buradaki şeyleri alıyoruz. Final bölümü olarak sonda belki bir Yugoslavya'yı formlayabiliriz. Ama bilmiyorum belki. Dediğim gibi. Şimdi ben Macaristan'a dalacağım ama Macaristan'ın ekonomisi cidden fazla. Şimdi o Macaristan'a geçebilmek için bizim de şey yapmamız gerek. Ekonomiye basmamız gerekecek. Basarız. Sıkıntı yok bizim için. Kolay olacak. Hemen şuradan basalım bakalım ordularımızı. Biz aslında ilk bölümlerde buralara çiftlik inşa etmiştik ama yani büyüme oranı için yüksek bir şey çiftlik oranı. Ordu nüfusu kalmamış. Nüfusu da bitirmişiz. 300 binlik bir ordu basalım bakalım. Romanya'da da yenilgi yaşamıştık ve Macarlarla da beyaz barış yapmayı sağlamıştık. Macarlarla eğer beyaz barış yapmasaydık büyük ihtimal Macarlar bizi yenerdi çünkü aşırı fazla o topraklarda 300 bin ekonomi var düşünsenize. Harbiden bizi bayağı bir şey yapardı, güçlendirirdi. Şimdi bunların hepsini buraya getirelim. Getirelim diyeceğim de ha. Şunları doğruları getirelim. Hepsini bir getir bakalım.
İnşallah 300 binlik bir şey çıkar diyeceğim de beni niye ta Arjantin'in oraya gönderiyorsun? Bir de dünyaya bakalım. Meksika mesela faşist Meksika olmuş. Ama faşist Meksika ama komünizmle yönetiliyor. Çok güzel bir şey. Demokratik Almanya. Demokratik zaten Türkiye'ye gitti. Harbiden güzelmiş. Herhalde modun hatası. Bilmiyorum. Hemen ordularımız gelsin. Şöyle 150 bin oldu bile. Şimdi şu topraklardan basalım tekrardan. Bu Macaristan'ı da alınca cidden sınırlarımız baya güzel gözükecek. Ordularımızı basıyoruz dediğim gibi. Basalım. Vasallar değil. Belki de sonda bir de İtalya'yı kendi vasalımız yapabiliriz. Çünkü İtalya Roma onda ve Roma'ya İtalya'yı vasalımız yaparsak harbiden güzel olur. Belki orada bir Roma bile hüküm sürebilir. Güzel olur. İtalya'yı da vasalımız yapabiliriz açıkçası bu bölümde. 300 binlik bir ordu basacağız. Bütün topraklardan ordu basmayı planlıyorum. Şöyle basalım. Zaten Rusya ile de ittifaktık ama benim hedefim Anadolu'ya girmekti ama Rusya olduğu için bu hedefi göz önünde bulundurmayacağım. Rusya olduğu için Anadolu'ya girme hedefini kaldırıyorum. Onun yerine Balkanlar'da hakim bir güç olacağız. Şimdi şöyle ordularımızı basalım. Basalım. Bayağı bir ordu topladık yine. Ama bu ordular da yetersiz olacak. Eminim. Şöyle getiriyoruz bakalım ordularımızı. Evet. Şöyle bir bakalım kaç tane oldu. Geliyorlar bayağı. Daha getiriyoruz. Ya beni niye ta elin Amerika'sına gönderiyorsun oyun? Ben Balkanlarda, Avrupa'da gelişiyorum. Rötullarımızı hızlı bir şekilde atlayalım. Bakalım. 200 bin olmuş bile. Hedefim 300 binlik bir ordu toplamaktı. 200 bin olmuşuz. Macaristan'ı yiyince Macaristan ekonomi basıp basıp duruyor. Anlamadım ki. Ya sen niye oraya gidiyorsun? Heh, şurada kal sonunda. Evet ordu basımına buradan devam edelim. Şu toprakta bir 8 binlik bir ordu daha basabiliyormuşuz. Basalım o zaman. 4 binlik de buradan bir basalım. 300 binlik bir ordu basacağız. Harbiden Macaristan için. Sırf bir Macaristan için. Yani bir topraklı devlet için bile, kaç 5-6 toprağı var. Yani o Macaristan için bile o kadarlık bir ordu basıyoruz. Yani ekonomimiz düşüyor. Yani Macaristan bizim yarımızın gücü kadar. Ona bile yenileceğiz ya. Harbi o günleri de göreceğiz. Şöyle ordularımızı getirelim bakalım. 300 binlik bir ordu topluyoruz. 200 bini topladık zaten. Şu orduların hepsini burada birleştirip mi toplasak? Evet şöyle yapalım. Siz gidin. Sizi birleştirelim ama. Evet bakalım. 27 binlik bir ordu var. Onu da hemen buraya doğru getiriyoruz. Bakalım. Ve evet. 30 binlik bir ordu daha basmamız gerekecek. Onu da bir şekil basacağız. Ya ittifaktan ayrılma. Ben ittifaktan mı ayrılmak istiyorum diyorum. Hayır. Şöyle ilerleyelim. Şuradan mesela buranın nüfusunu çökertebiliriz. Buradan 30 binlik bir ordu çıkar. Şöyle 22 binlik bir ordu çıktı getirelim mesela. Evet 30 binlik bir ordu çıktı. Savaşa girilebiliriz. Şöyle 27 binli buraya. 26 binli buraya. 26 binli buraya. 26 binli buraya. 24 binli buraya.
30 bin buraya. 100 bin de bir şuraya gitsin bakalım. Herhalde koymadığım bir yer var diyecektim ama koymuşuz. Şöyle 20 bini buraya gitsin, 20 bini buraya gitsin, 20 bini buraya gitsin, 20 bini buraya gitsin. Şöyle diğer kalan 20 bin de buraya gitsin bakalım. Evet, Macaristan sınırına tam tamına 300 binlik bir ordu yerleştirdik. Macaristan artık bittin abi sen, Macaristan sen savaşı ilan ettim. Bu bütün Macar topraklarını alacağız. Kurtuluşun yok. Şöyle ilerleyişlerimizi başlatalım. Evet, kolay oluyor. Devasa bir ordu getiremezler diyecektim de orada bir kayıp yaşadık bu arada. Ama kolay bir şekilde aldık. Evet, Macaristan'da yendik. Şimdi bu orduyla da İtalya'ya çıkıp İtalya'da bir Roma hükümeti kuracağız. Baksana abi, değerli topraklara bak. Bizde değil ki bu topraklar olsa. Hemen ordularımızı getirelim. 200-100 binini eritmişler. Şöyle ordularımız gelsin. Ben Nazi'den askeri erişim izni alacağım. Ama ticaret talep ederek alabilirim diye düşünüyorum. Askeri erişim veriyorsun. Al karşılığında şöyle bir altın. Nazi kabul etti. Hemen şuraya bir gönderelim. 30 binlik bir ordu. Evet, 30 binlik orduyu gönder. Evet, şimdi ben hemen İtalya'ya, şöyle İtalya'nın eyaletlerine bakacağım. Bir de orada o eyalet varmış. O zaman 10 binlik de ordu oraya gönderelim. 10 binlik de ordu buraya gönderdik. İrlanda, ha, İtalya. Bir daha bir bakabilir miyiz? Evet. Evet, bir gelsin bakalım toprak. 10 bin ordu, 10 binlik ordum. Gelirse hemen başlayacağız. Savaşa. Ha, bu arada şu asimilasyonları başlatmadık. Şöyle başlatalım. Evet. 10 binlik ordum. Geldi. Tamam. Artık İtalyanlara savaşımı ilan edebilirim diyecektim ki 15 binlik ordu da şuraya yollarsak artık edebiliriz. İtalyanlara bir türlü savaşı ilan edemedik. Denize de çıkartma atarız. Evet. İtalya'ya savaşımızı ilan ettik bakalım. Evet. Şimdi şuraya böyle çıkartma at. Buraya böyle at. 30 binlik ordum burada mı? Buraya böyle at, buraya böyle at. 15 binlik ordu buraya böyle at, buraya böyle at. Evet, bir bakalım İtalya'ya çıkartmamızı attık. Evet, adaları aldık. Sen buraya gel, sen de şuraya çıkartmanı at. 10 binlik orduyla da şuraya atabilirsin çıkartmayı. Bakalım 13 eyaleti kalmış. Orada tamam. O zaman Roma kısımları kaldı sadece. Şurası sende mi? Evet. Tamam, orayı da alırız. Evet. Giriyoruz bakalım. Aldık o toprakları. Oradaki toprakları bitirdik. Şöyle bir ilerleyelim. Litvanya reddediyorum zaten savaşa hazırlanmayı. Şöyle bir saldıralım. 3'e 4 eyalet kalmış. Nerede var? Ha, orayı unuttuk. Hemen oraya da çıkartmamızı atalım. Saldıralım bakalım. Hemen şu toprağı çıkartmamızı atalım. Evet. Şimdi hemen vasal yapmayacağım senin. Şu topraklarını alacağım ve burada bir vasal hükümet bırakacağım. Şu toprağı alabilir miyim? Heh, aldım. Tamam, hemen şu toprakları da seçelim. 15 yıldız kılıyor. İsviçre'yi salarsak. Tamam, İsviçre'yi de vasal salalım. Ya da salmayalım, ya biz alalım. Evet, şöyle bir barış anlaşmasına uyduk. Hemen buradan bir vasal serbest bırak diyelim.
medeniyet seç diyelim. Geldim. Buradan Roma'yı seçeceğiz. Ya bu bug oldu ya. Yine iki tıklamalı bug oldu. Neyse o zaman biz buradan B bit. Direkt şu buraya değil ya. Gayet. Evet. Bakalım ne varmış. Alçe piyasası ya. Afrika Birliği. Afrika Birliği'ne Avrupa'da salıyoruz. Evet, mükemmel bir şey açıkçası. Mükemmel bir nasıl diyeyim size? Mantık. Başkente de Roma olsun. Bir vasal serbest bırak diyelim. Ve evet, Avrupa Birliği'ne Afrika Birliği'ne Avrupa'da saldık. Şöyle parasını da indiriyorum. Evet. Neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkürler. Bu bölüm Macaristan ve Moldova'yı yedik ve İtalya'da Afrika Birliği'ni serbest bıraktık. Harbiden gülünç bir şey. Neyse. Bu final bölümüydü. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla için like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.